Efendim merhabalar, hepinize saygı ve selamlar. Evet, dün heyecanla gözümün bir ucu sürekli cihazdaydı. Ajanslardan gelecek haberler dedik. 21 sularında gelen haberle biraz rahatlamıştır adaylar. Evet, neden söz ediyoruz? Program eğitim olunca tabii ki eğitimin merkezinde bugünlerde üniversiteler var. Üniversitelere 1 milyon derken, 2 milyon, 2 milyon derken 2,5 milyon başvuru yıldan yıla arttı bu başvurular ve tabii ki toplamda baktığımızda kontenjan yönüyle Türkiye genelinde 200'e yaklaşan üniversite içerisinde yaklaşık yine 1 milyon aday için kapılar açılacak. Tabii tercih dönemi diyoruz, doğru tercih yapmak gerekiyor. Adreslerin de doğru olması gerek. Detaylandırmada da sadece şehir, üniversitenin popülerliği yeterli olmuyor sevgili izleyiciler. Tabii ki akademik kadrodan tutun sunulan diğer imkanlar. Şimdi biz genelde bir daire alımıyla üniversiteye çocuklarımızın yerleştirilmesini yan yana koymaya çalışıyoruz. Bize ne indirim sağlanır, bize ne sosyal hayatta rahatlıklar sağlanır gibi. Efendim bir konut satın almıyorsunuz, çocuğunuzun geleceğiyle ilgili önemli bir virajdan geçiyorsunuz. Velilere burada biz sadece tavsiyede bulunmak istiyoruz. O elinden tutarak getirdiğiniz üniversitelerdeki gençlerimize biraz özgüven aşılamanın artık vakti geldi diyoruz. Bunu geçmişte bizler de yaşadık. Bu hataya sakın düşmeyin sevgili veliler. Biraz da öğrenciler diyelim. Özellikle kız öğrencileri tebrik ediyoruz. Çünkü bu yıl özellikle ikinci sınavdaki başarıda kızlarımız evet, göz doldurdular ve yüreklerimizde biraz su serptiler. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de genelde kadınlarda pozitif ayrımcılık ifadesi dillendirilir ama bunu gerçekleştirme şansı somutta da ortaya çıkmış oldu bu yıl için. İş hayatına daha fazla bayan katılmış olacak önümüzdeki tabii mezuniyet yıllarında. Evet, sözü uzatmayalım. Bugün değerli bir misafirimiz var. Pazartesi günü izleyenler bizleri hatırlayacaktır. İstanbul'un farklı üniversitelerinden, hatta Anadolu'dan da misafirlerimiz olabilir demiştik. Telefon aracılığıyla stüdyomuza gelerek ve diğer en azından bilgi notları biz sizlere bunları tek tek paylaşacağız dedik. 26 Temmuz gece saat 23.59'a kadar sürecek bu zaman dilimi içerisinde. Ve pazartesi günü ilk misafirimiz İstanbul'un fethinin gerçekleşmesinde belki de baş aktörü olan Fatih Sultan Mehmet'in o şanlı ismini bugünlerde yaşatmayı başaran, 7 yıllık geçmişi olan 8. yıla da merhaba diyen gerçek bir vakıf üniversitesi ki ben bunun altını çiziyorum, bu bir reklam değildir. Gerçeği paylaşmak gerekiyor buradan. Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla kurulmuş olan iki vakıf üniversiteden biri. Bezmi Alemin de adını almak gerekiyor burada ama bizim misafirimiz bugün için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve en üst düzeyde bir misafir. Sayın Rektör Profesör Doktor Musa Duman. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Evet, geçmişten bugüne sizinle birkaç defa bir araya gelme imkanı oldu. Her defasında üniversitenin daha büyüdüğünü biliyoruz. Biraz daha ufuk açıcı mesajlar veriyorsunuz ki adaylara. Bir taraftan puanlarda da yükselmeler gözlemleniyor. Ve İstanbul'un altı noktasında var olan bir üniversite. Farklı fakülteler tercihlerde birinci sıradan tutun. Belki daha aşağı sıralarda 5-6-7'ye kadar o şansı yakalayıp sizlerin kapısını çalmış olan adaylar ve ondan sonra öğrenci oluyorlar. Geçtiğimiz dönemde 1500'e yakın mezun verdiniz, bir o kadar da öğrenciyi kabul edeceksiniz. Ama bunun öncesinde arzu ederseniz dün saat 21'de açıklanan, ÖSYM tarafından açıklanan sınavı genel hatlarıyla bir değerlendirelim isterseniz. Bu yılki genel görünüm nedir size göre? Ben de sizin gibi hanımlarımızı, genç kardeşlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Sınavda öne çıktılar hakikaten. Sadece girerken değil, çıkarken de, okurken de, çıkarken de kız öğrencilerimizin sayısında oransal olarak bir fazlalık var. Bizim üniversitemize bağlı bölümlerimizin pek çoğunda
kız öğrencilerimiz erkek öğrencilerden çok daha fazlalar. Mimarlıkta, edebiyatta, tarihte, İslami ilimlerde, güzel sanatlarda erkek öğrencilerimize göre çok fazlalar. Dolayısıyla son yıllardaki kadınlarımızın toplumsal hayata daha fazla katılmalarının bir neticesi olarak eğitim alanlarında da öğrencilerimiz başarılı oluyorlar. Okul, üniversiteyi bitirirken de başarılı oluyorlar. Pek çok üniversitemizin üniversite birincileri, fakülte birincileri, bölüm birincileri bakıyoruz ki kızlarımız arasından çıkıyor. Bu da elbette ki memnuniyet verici bir şey. Bu pozitif ayrımcılık, ayrımcılığa da pek ihtiyacı yok aslında kadınlarımızın. Zaten bulundukları her yerde başarılı olacak şekilde çalışıyorlar, dikkatli, özenli oluyorlar. Tabii ki burada sizin de belki de Fatih'in üniversitesi olmanız, Fatih Sultan Mehmet ismini taşımanızın ayrı bir çekiciliği var ama işin temelinde vakıf deyince akla hiç kar mantığını merkezine oturtturmayan bir kurgu var. Ama baktığımızda İstanbul'a gelmenin ayrı bir külfeti var. Ve siz bütün imkanları seferber ederek bir taraftan da öğrencilere barınma imkanını da geçen yıl özellikle FETÖ'den kaynaklanan süreçte tabii ki birçok eğitim kuramı adeta fiziki olarak istila etmişlerdi. Onlardan arındırıldılar, temizlendiler bu eğitim kurumları ve bir kısmında da yurt imkanları da doğmuş oldu. Siz de yönlendirme yönüyle de bir portföy kazandınız. Bu yönde çok şanslı görüyorum sizi. Bu yıl aynı şans var mı adaylar? Elbette. Başından beri söylediğimiz bir şey var. Bize ait bir yurt işletmeciliği yapmıyoruz. Üniversite yurt işletmeciliği. Ama mevcut yurtlar arasında işte TÜRGEV'in, TÜGVA'nın, Ensar Vakfı'nın, İlim Yayma Cemiyeti'nin ve daha buna benzer kişi ve kuruluşların işlettikleri yurtlarla temasımız var, anlaşmalarımız var. Ve öğrencilerimizi bu yurtlara yönlendiriyoruz. Öğrencilerimiz bu yurtlarla yakınlık bakımından veya ücretlendirme bakımından kendilerine uygun olanları seçiyorlar. Ve bu yurtlarda güvenli bir şekilde kalıyorlar. Evet, sen hocam şunu da merak ediyorum. Bu yıl kontenjanlarda artış çok olmadı. Sınırlı sayıda 56 bin civarında hatırladığım kadarıyla. Sizin üniversiteye yansıdı mı bu artış? Bölümler açısından bir farklılaşma oldu mu? Çok küçük diyebilirim. Yani YÖK, yeni YÖK ismi altında yeni 4-5 yıldır önemli, çok değerli eğitimimiz için, yüksek öğretimimiz için önemli kararlar alıyor. Bu da bir anlamda mesleki alanları planlamaya yönelik bir kontenjan belirlemesi. Hem yeni bölümler, fakülteler açılırken hem mevcut bölümlere kontenjan verirken ülkemizin ihtiyaçları da dikkate alınarak bir belirleme yapılıyor. Bu çerçevede bizim açtığımız bölümlerimiz ve fakültelerimiz zaten 24 tane şu anda bölümümüz var. Ve bu bölümler ülkemizin ihtiyaç duyduğu, eleman ihtiyacı duyduğu, yetişmiş insan ihtiyacı duyduğu alanlardaydı. Evet. Ve buralarda gerçekçi kontenjanlarla başladığımız için diyeyim başlangıçta çok fazla bir değişiklik olmadı. Yani 3-5-10 civarında bir azalma veya artma dışında bir değişiklik olmadı diyebilirim. İzin verirseniz ben buradan fakülte isimlerini sıralamak istiyorum. Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi var. Hukuk en fazla revaçta olduğunu düşünüyorum. Meslek Yüksek Okulumuz da var ama Mühendislik, İslam Bilimleri ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu. Burada dikkatimi çekti. Tahmin ediyorum en yenilerden biri İslami İlimler Fakültesi. İslami İlimler Fakültemiz 2 yıldır mezun veriyoruz. Maşallah. İslami İlimler Fakültemiz Arapça eğitim yapan birkaç fakülteden birisi Türkiye'mizde. Eğitim dili de Arapça, hazırlık sınıfından sonra. Bu yönüyle cazip, özellikle uluslararası öğrencilerimizin büyük bir teveccühüne mazhar oluyoruz. Bize benzeyen bazı İslam İlimler Fakültelerinin veya İlahiyat Fakültelerinin kontenjanlarında kısmen
bir azlık var bize göre. Bizim 100 öğrenci alıyoruz yurt içinden, 40-50 civarında da yurt dışından öğrenci alıyoruz ki bu çok büyük bir sayı aslında. Genelde yabancı öğrenci oranınız nedir toplam? %10 civarında, yani 600 civarında yabancı öğrencimiz var, uluslararası öğrencimiz. Bir başka üniversitenin neredeyse tüm öğrenci sayısı kadar olabilir. Yeni üniversitelerde böyle sayılar tabii 500'lerde. Yani bu değişebilir tabii ki. Yani ülkemizin 4-5 yıldır aslında bu alanda da bir gelişme yaşanıyor. Yani 40-50 binlerdeyken uluslararası öğrenci sayısı, ülke geneli için söylüyorum, bugün itibariyle 100 binleri aşmış durumdadır. Tabii bu hedeflenen oran değil, daha fazla öğrenci alınması lazım. Bizim de özellikle Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan hem İslam İlimler Fakültemize hem diğer fakültelerimize öğrenciler geliyorlar ve %10 civarında bir öğrenci sayısına ulaştık. Bunu tabii ki biraz daha artırmamız lazım aslında. Yani %20'lere yakın tabii bir sayıya gelmemiz lazım. Tabii el vermesi de önemli ki, evet. Bu konuda Topkapı'da bir yerleşkenizle ilgili ön hazırlıklar yapılıyor. İzninizle sevgili izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum. Tabii ki büyüyen, gelişen hem şehre suriyetine uygun şekilde artı adına yakışır şekilde büyümesi gereken üniversiteler var ki Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi de bunlardan birisi. Kadrosuyla, öğrencileriyle, fiziki ortamlarıyla ve diğer dinamikleriyle. Tüm detayları kısa bir aradan sonra Sayın Profesör Doktor Musa Duman Beyefendi ile konuşmaya devam edeceğiz. Evet, yeniden merhaba diyoruz. Dakikalar dakikaları kovalarken tercihle ilgili takvimde de geriye sayım devam ediyor. Evet, dün akşam açıklandı sınav sonuçlarında birkaç tane hususa dikkat çekmek gerek. Sıralama mı, puan mı? Her ikisi mutlaka önemli ama sıralamanın biraz daha önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü geçen yıldan itibaren ÖSYM hangi sıralama aralığında öğrenci alabileceğini de az çok açıkladı. Bu bile bir rehber niteliğinde bilgi. Ve baktığımızda tercih kılavuzunu da dikkatlice inceleyip ona göre uygulamasını, tercihini yapanlar daha da başarılı olabilirler hedeflerinde. Çünkü bu son virajdaki herhangi bir hata, ki buna tercih hatası diyorum, bütün emeklerinizi ziyan edebilir. Evet, emeklerin ziyan olmaması için dikkat diyoruz, rehberlere mutlaka bir danışın diyoruz ve üniversitelerin web sayfalarını incelemenizi öneriyoruz. Eğer bulunduğunuz şehirde bir üniversiteye gidecekseniz, mümkünse, belki hava sıcak ama şu ikindi serindiğinde bile akşam 18'e kadar tanıtım programlarını sürdürenler var. Gidin diyoruz, belli noktalarda servisler mümkün. Hatta orada ikramlar, güler yüzlü karşılamalar ve küçük küçük hediyeler de, değil mi hocam? Biz sizde evet. Geçen sene, evet. Tabii ben bir taraftan da sizin velinizim. Kızımın tanıtım için böyle bir tur yaptık. Size geldiğimizde hala orada dağıttığınız kitapçıklar ve bilgilendirme niteliğinden öte güler yüz aklımda. Ve onun neticesinde de tabii bu nasip kısmet tercih listesinde yazdık çıktı. Bu süreç, tanıtım süreci galiba sizler için de bir sınav oluyor. Evet. Üniversitelerin tanıtımı ne ölçüde başarılı size göre? Genel bilgilendirme istiyorum. Yoksa kalkıp herhangi bir üniversiteyi teraziye koyacak değiliz. Evet. Teşekkür ederim. Elbette 2,5 milyon insanımız sınava giriyor. Bunların işte 1 milyon, 1,5 milyonu yerleştiriliyor. Çok şükür ki her talebedenin gidebileceği nitelikte bir üniversitemiz ve bölümümüz var artık. Yani Türkiye geneli için söylüyorum. Bunların ilk 10 binlerde, ilk 20 binlerde bulunan öğrenciler biraz daha nereye gideceklerini, hangi üniversitelere gideceklerini evet. Daha önceden az çok araştırıp belirlemiş ve neredeyse kesinleştirmiş oluyorlar. Onun dışında biraz puanlama olarak geri sıralarda olan öğrenci ve öğrenci velilerimiz doğal olarak daha farklı
etkenleri de dikkate alarak bir seçim yapma ihtiyacı duyuyor. Nedir efendim bu etkenler dediğiniz? Bunların, doğru mudur bunları dikkate almak? Bunların tabii ki bir kısmını mutlaka ki dikkate almak gerekiyor. Nedir? Diyelim çocuğunuzu bir başka şehire gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz? Buradan başlayacaksınız. İkincisi, çocuğunuzun hangi mesleki alanda eğitim almasını istiyorsunuz? Hangi bölümde, hangi programda? Çocuğunuzla beraber tabii ki öğrencinin buradaki kararı çok çok önemli. Velilerimiz mutlaka onu da dikkate alarak bir istişareyle karar vermeleri lazım. Bunu belirledikten sonra üniversitenin eğitim kadrosu, üniversitenin fiziki imkanları, üniversitenin öğrenci ile olan ilişkileri, üniversitenin sanayici ve mezun olduktan sonraki istihdam alanlarıyla olan ilişkileri ve benzeri, arkadaş çevresi gibi pek çok faktörleri dikkate alarak öğrencilerimize, velilerimiz tabii ki kararını veriyorlar. Ama öncelikle tabii ki bazı alanlarda biliyorsunuz geçen yıldan itibaren YÖK bir puan sınırlaması getirdi. Yani sıralamaya göre öğrenci alıyor. Tıpta evet, YÖK'ün sıralama sınırlaması diye bir KC yazalım arkadaşlar. Sayın hocamız orada özellikle kendi fakültelerinin biraz detayına girecekler. Evet. Bizde mesela mimarlık bölümümüz ilk 200 binci sıradan. Hukuk fakültesi ilk 50 binin üzerindeki sıralamada yer alan öğrencilerden. Bu yıl mühendislik fakültelerimizin yani elektrik, elektronik, inşaat ve benzeri mühendislik fakülteleri 250 bininci sıradan yukarısında öğrenci alacaklar. Dolayısıyla önce buraya bir bakacak. İkincisi ihmal edilmemesi gereken, yani 250 bin ama filan üniversite belki 50 binden aynı bölüme öğrenci alıyor. Zaten yani kontenjanı tabii ki, az, kontenjan, geçmişten puanı yüksek. Puanı yüksek. Dolayısıyla pek çok parametreyi masaya yatırıp ona göre bir değerlendirme yapmaları gerekiyor öğrenci ve velilerimizin. Bunları belki sizin de söylediğiniz gibi tek başına yapması çok zor olabilir. O açıdan bir daha iyi bilen bir uzmandan yardım almalarında fayda var. Şimdi sizin üniversiteyi tercih etmek şartıyla kapınızdan girmemeliler. Sizde de o rehberlik hizmetinin tabii mutlaka ki, belki şanslı başka üniversiteden yana gülüyor. Elbette bu konuda da o yardımcı. Yok. O yok. Yardımcı olunuyor. Her bize tercih tanıtma birimlerimizde, çadırlarımızda veya personelimiz, arkadaşlarımız. Hangi yerleşkelerde var? 6 bizim merkez olarak Haliç'te bulunuyoruz. Haliç Atatürk Köprüsü yakınındaki kültür merkezi yolu üzerinde. Merkez noktamız orası. Fatih rektörlük yanında hemen var. İtfaiyenin yanında rektörlüğümüz malumunuz. Ve diğer bütün yerleşkelerimizde bir birimimiz var. Görevli arkadaşlarımız var. Çalışıyorlar. Topkapı Merkez Efendi'de, Kandilli'de, Güzel Sanatlar Fakültemizin olduğu binada, Çamlıca'da Hazırlık ve Eğitim Fakültemizin olduğu yer ve Atikvali'de de Üsküdar'da Edebiyat Fakültemizin olduğu yerde tanıtım tercih birimlerini oluşturduk. Oradan yardım alabilir. Sadece mezuniyet noktasında olan öğrenciler değil, akademisyen nerede rol düşüyor ki? Görevli olanlar, siz de bizzat geçen sene de bu görevi üstlendiniz ve o sıcak günlerde adaylara her türlü sorunun cevabını sizin üzerinizden buldular. Yani akademik kadronun biraz önemine değinelim. Hangi üniversite olursa olsun, tabii merkezde olması, sosyal imkanlar, kampüs imkanları ve diğer burslar vesaire. Bunlara da gireceğiz ama akademik kadro hepsinin üstünde tutulmalıdır diyenlerdenim. Ne diyorsunuz? Çok haklısınız ama şunu az önceki konuşmamı tamamlamak için bir şu cümleyi de kurayım. Bir de çağrı merkezlerimiz var malumunuz. Çok sayıda personelimiz çağrı merkezleri aracılığıyla telefon veya benzeri araçlarla bilgi almak isteyen öğrenci adaylarımıza yardımcı oluyorlar. Sorunuza gelecek olursak, akademik olarak elbette ki çok çok önemli eğitim kurumları. Neticede hocalardan öğrenecekler bu bilgileri. Evet. Temel öğrenme çıktısı olarak hocalarımız önemli. Akademik kadro. Bu anlamda Türkiye'mizin akademik kadrosu, devlet üniversitelerimizin yetiştirdiği insanlardan oluşuyor.
Yani vakıf üniversiteleri henüz kendi akademik kadrosunu yetiştirecek olgunluğa ulaştılar diyemiyoruz ne yazık ki. Evet. Bu konuda biraz daha vakıf üniversitelerinin üzerine düşen görevler var, yapmaları gerekiyor. Yüksek lisans doktora programlarıyla bu kendi akademik kadrosunu yetiştirme yolunda gidenler var. Sizde de öyle bir çalışma olabiliyor. Biz evet, bu anlamda öğrenci sayımızın %20'sini yine yüksek lisans ve doktora öğrencilerden oluşturmayı hedefliyoruz. Şu andaki sayımız 650 civarında lisansüstü öğrencimiz var. Yani bizim genel öğrenci sayımızla bu oran birbirine yakın yürüyor diyebiliriz. Bir ay daha artırmamız lazım. Bu tabii ki bir taraftan yüksek lisans doktora eğitimi verirken bir taraftan da araştırma görevlisi kadrolarında bu insanları istihdam etmek suretiyle onların yetişmelerine katkı sağlamak gerekiyor. Evet. Bir başka husus, vakıf üniversiteleri tabii ki öğrencileri memnun etmeye yönelik daha bir özverili çalışıyorlar diyebilir. Ama verimli çalışıyorlar mı? Özveri var ama verim var mı? Onu bilmiyorum. Belki değişebilir. Çünkü vakıf üniversitelerindeki hocalarımız öğrencilerle daha fazla haşır neşir olan, daha yakın diyalogda olan, yani kontenjanları daha yani sınırlı olduğundan mıdır veya o özelin öğrenci üzerindeki etkisi de önemli. Sosyalleşmesi boyutuyla bilinçli öğrenci bir fırsat olarak görüyor. Evet. O şans var. Şimdi bunu yapmazsa zaten yani öğretim üyesi sadece dersini verir çıkar gider de öğrencisiyle yeteri kadar ilgilenmez, alaka göstermezse bunun sonuçları bir sonraki yıl öğrenci tercihlerinde de rol oynayabiliyor. Yani biz tanıtım tercih çalışmaları sırasında öğrencilerimize bütün yönlerimize, sadece fiziki mekanlarımızı değil ve mezunlarımız aracılığıyla da eğitim kadromuzun eğitime yaptığı katkıları ve öğrenci yetiştirmedeki maharetlerini de sergileyerek bir anlamda bu çalışmaları yürütüyoruz. Öğrenci bunlara da bakıyor. Yani bazı diyelim büyük üniversitelerin eğitim kadrosu çok kerli ferli hocalardan oluşmuş olabilir. Ama bu hocalarımızın ne kadar derse girdikleri, eğitim üzerinde ne kadar rol oynadıkları, öğrenciyle ne kadar alakadar oldukları vesaire de bunları da nitelikli öğrenciler takip ediyorlar. Şimdi bunun farkındayız. Belki biraz magazin olacak kusura bakmayın ama hepimizi birazcık meraklandırdığı için söyleyeceğim. Bizde yayıncılık yönlü reyting önemli. Artı popülerite tabii. Bir sunucu işte ya da yapımcı hatta bir sanatçı var ise ya da dizi var ise hemen ikinci yayın döneminde bir bakıyoruz A kanalıyken B kanalına geçmiş. Bunu da ilanlarla, duyurularla falan yapıyorlar. Üniversitelerde böyle bir rekabet var mı? Devletten işte hoca transfer etmek, özelden özele transfer, büyük paralar falan böyle oluyor mu hiç? Yani bunu biz yapmıyoruz. Ama yani, oluyor mu? Şöyle. Oluyor mu? Oluyor olabilir. Olabilir. Biz yani bir kurumdan ayrılmayı düşünmüş, emekli olmuş veya orada kadro imkanı bulamamış ve bize müracaat etmiş öğretim üyesi adaylarımızla ilgileniyoruz. Bunu bir ne diyelim, centilmenlik diyelim veya başka bir şey söyleyin. Diğerlerini suçlamak istemiyorum. Yani kurum olarak ya, bilme katkısı olan herkese kapınız açık. Belki sınavlarla, belki malum bunlar ilan edilerek ilerliyor. Yoksa her kapıyı çalar buyurun hoca ol diyemiyoruz. Elbette. Yani filan hocaya gidip ya sen orayı bırak, oradan ayrıl da gel sana şu kadar imkan sağlayacağız. Biz de çalış yolunu çok uygun bulmuyoruz. Yani biz böyle bir şey uygulamıyoruz. Peki şimdi gelelim, vakit çok dar olduğu için çok merak ettiğimden sormuştum onu. Tabii ki yurt dışı eğitim fırsatları önemli. Öte yandan sosyal imkanlar, burs seçenekleri bir adayın tercih sürecinde önem arz ediyor. Az önce dedik, akademisyenleri anlattınız az çok. Bu yönüyle baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin tercihte farklılaştığı başlıklar
neler? Bizim üniversite olarak %20 kontenjanımızın %20'sini bütünüyle tam burslu almak gibi bir yükümlülüğümüz var. Kuruluş kanunumuzda bu yazılıdır. Diğer vakıf üniversitelerimizin YÖK tarafından mecbur tutulan bursluluk oranı %10'dur. Yani bizde 2 kat. Siz az önce söylediniz gerçek vakıf üniversitesi diye 2 vakıf üniversitesi. Fatih Sultan Mehmet, Nurbanu Sultan, Hatice Sultan, Abdülaziz Ağa, Mimar Sinan vakıflarının bir takım gelirleriyle kurulmuş bir üniversiteyiz biz. Yani bu yolla bir gelir temin etmek düşüncesinde elbette ki değil üniversitemiz. Evet. Bu %20'lik tam bursluluktan sonra değişik oranlarda yine %50, %25 gibi bursluluk oranları. İkincisi, birinci sırada, ikinci sırada tercih eden öğrencilere sağlanan yine %30, %25, %20 gibi indirimler. İlk sırada tercih eden, ikinci sırada tercih edenlere, en yüksek puanlılara verilecek ücretler vesaire. Bunların tamamını bir araya getirdiğimizde evet, bursluluk oranımız %60, %70'leri gerçek anlamda bulmaktadır üniversite olarak. Bunların ayrıntılarını öğrencilerimiz ve anne babalarımız bizim aday sayfamızdan takip edebilirler. Yani biz üniversitemizi, öğrencilerimizi, adaylarımızı arzu ederiz, tamamen burslu alalım. Ama vakıf üniversitesi olmamız hasebiyle tabii ki 100'e yakın, 80 civarında vakıf üniversitesiyle aynı statüde olmamız hasebiyle bir kısım ücretli, yani %50 ücretli, %25, %75 ücretli öğrenci kontenjanları da koyuyoruz ki bu dilimden de öğrenci alıyoruz. Yani biz İslami ilimlere diyelim 100 öğrenci alıyorsak bunların işte 40 tanesini, 50 tanesini tam ücretli, tam burslu olarak aldıktan başka puanları çok yüksek olmayan ama okuma, üniversiteye girme fırsatı verildiğinde başarılı olacak öğrencilere de bu yolla fırsat tanımış oluyoruz, olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel. Tabii detayları yerinde görmek gerek. Web evet, sayfanızı inceledim, adaylara dönük mesajlarınız var. Böyle bir güzel broşür, tüm detaylar var burada sevgili adaylar. 2017-18 eğitim öğretim yılı bölümlerin taban puanları, sıralamalar, kontenjanlar, ücretler ve diğer detaylar. Ve bunun yanı sıra bir de tabii ki diğer katalog gibi en güzeli yüz yüze görüşebilmek. İstanbul'daki adaylara özellikle sesleniyorum. 6 farklı noktada ama ikisi öne çıkıyor tanıtım döneminde. Özellikle de hava serinken ikinci saatlerini tercih edin ya da sabah erken saatleri diyoruz. Hocam vaktimiz doldu dolmasına ama bir de 15 Temmuz gerçeği var. Ve yıl dönümündeyiz. Şehitlerin olduğu bölgelerden birisi de Saraçhane'ydi. Evet. Ve sizin rektörlük binanızın çok yakınında. Evet. Ve o günden sonra özünü yitirmemiş bir milletin destansı direnişi diye tanımladığınız bir bülteni de şu anda önümde duruyor. İlk tepkiyi koyan üniversitelerden biri oldunuz yönetim olarak. Hatta bir de hatırladığım kadarıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi olsun ve diğer üniversiteler de birlikte bir yürüyüş de tertiplenmişti o dönemde. Akademisyenler topyekün böyle bir girişime tepki göstermenin haklılığını ortaya koydular öğrencileriyle birlikte. Birkaç cümleden de yeni gençler memlekete, yeni öğrenciler diyeyim daha doğrusu adaylar, memlekete sahip çıkmaları yönüyle, bu 15 Temmuz ruhunu yaşatmaları yönüyle ödevleri neler olmalı? Hep o, üniversite dedik ama vatan milleti de düşünmek lazım. Evet, tabii ki bu içimizi sızlatan bir durum. Yani bunları konuşurken çok rahat değiliz ne yazık ki. Üzgünüz. Millet olarak, fert olarak biz de bunları tabii ki çok evet, önemsiyoruz. Bu yaşadığımız, bu melun darbe girişimi olayını. Evet. Buna ilgisiz tabii ki kalmadık. Daha dün yine bir panel programımız vardı. Yayınlar yaptık, konuşmalarımız oldu. Yani her vatanını, milletini seven Türk evladı gibi bizler de buna tepki gösterdik, gösteriyoruz. Ve suçluların
hak ettikleri ceza ile cezalandırılmalarını Yüce Türk Adaleti'nden bekliyoruz. Yani biz de adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz. Adaleti sadece sokakta, caddede dolaşarak değil, milletin yüreğinde hissetmesi gerekir, yaşatması da gerekir. Şimdi bu 15 Temmuz tarihi artık bir yıldır çok farklı bir tarih olarak milletimizin, hepimizin hayatında yer etti. Bu tarih 1915'lerin yaşanan olaylarının bir çeşit tekrarlanmasını hedefleyen, Türkiye'yi, Anadolu'yu kuşatmayı hedefleyen bir çeşit işgal hareketiydi. Bu işgal hareketine çok şükür ki Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde milletimiz dur dedi, mani oldu. Ve bu hareketin içerisinde tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda, Balkan Cephesi'nde, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Filistin Cephesi'nde, Hicaz Cephesi'ndeki destansı mücadeleler gibi bu 15 Temmuz kalkışmasına karşı direnen milletimizin neredeyse fert fert her birinin gösterdiği destansı olaylar var. Yani Filistin savunmasına giden askerlerin yolda susuzluğunu gidermek için çorağın içindeki suyu emerek hayatta kaldıkları bir mucizevi ortamı biz 15 Temmuz'da iki defa tankın önüne yatan insanımızda gördük. Ve daha başkalarında gördük. Yani 15 Temmuz sonrasında olacakları aslında 1915 ve sonrasında olacaklar olan, yaşanan şeyler bize gösteriyor. Büyük bir ders aldık. Bunun ötesinde gençlerimizin yeni bir akademik takvim başlangıcıydı hatırlarsanız o dönem. Yine bu dönemdi. Seçme dönemiydi, tercih dönemiydi. Allah'tan gençlerimiz öyle bir aldanış sürecine girmediler. Ve bir badire dedik, belki de yeniden dirilişin bir tarihi olarak, zaten adı da üstünde demokrasi bayramı olarak kutlanıyor. Bir de kutlamış olalım sizin vasıtanızla yeniden. Biz yayınlarımızda da sizin değerli görüşlerinizi zaman zaman bu konularda başta olmak üzere akademisyenler aracılığıyla vermeye devam edeceğiz. Ve kısmet olursa tabii ki birinci haftasındayız. Hocam sizden bir söz alalım. Haftaya Salı günü ikinci dönem, yani şunu söylemek istiyorum, ikinci haftasında biz bu defa yerleşkemize gelelim. Orada hem aday öğrenciler hem akademisyenlerden bizzat yerinde bir çekim yaparak ekranlarımıza yansıtalım. Haftaya böyle bir yayın yapalım Salı günü Akit TV ekranlarında. Şehitlerimizi tabii rahmetle analım. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Gazilerimize şifalar diliyoruz. Tüm şehitlerimize, onların sayesinde biz bugün bu emniyet ortamında yaşıyoruz. Bunun bilincindeyiz. Ve bu bilinci yitirmeden, muhafaza ederek, gençlerimize aktararak, o bilinç yenilenmesi yaparak, tazelenmesi yaparak hatırda tutmamız lazım ki benzer tehlikelere düşmeyelim. İnşallah diyoruz o hatalar tekrar yaşanmayacaktır. İnşallah. Ve Profesör Doktor Sayın Musa Duman Beyefendi, İstanbul'da önemli bir yere sahip olduğunu bildiğimiz Gerçek Vakıf Üniversitelerinden Fatih Sultan Mehmet'in rektörü. Bizlerle birlikteydi. Bu yayınımız tabii ki her gün saat 16 haberlerinden sonra ekrana geliyor. Yarın da bir başka üniversite, Üsküdar Üniversitesi'nden rektör yardımcısı Profesör Doktor Sayın Muhsin konuğu misafir edeceğiz. Bundan önce ben saat 17 haberlerinden sonra burada olacağım. Yine kısmet olursa ekonomi yine penceresinden konuşacağız ama ekonominin penceresinden bugün biraz yine 15 Temmuz sonrası süreç ve Türkiye'nin yarınları için hangi icraatlar ön plana çıkartılıyor ya da çıkartılmalı, bunları konuşmak istiyoruz. Afrasya Bartır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat Doğanay'la. Saat 17.45'te tekrar bir arada olalım. Görüşmek üzere.